sadece iyi olmak için değil, iyilik etmek için dünyaya gönderildiğini anladığında Allah'ı ciğerinde hissedersin. Sesini değil, sözünü yükselt. Otları bitiren yağmurlardır. Gök gürültüleri değil diyor Mevlana Hazretleri. Yani biz ilişkilerde eşimize karşı, evladımıza karşı, annemize babamıza karşı nasıl sesimizi değil de sözümüzü yükselteceğiz? Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi ben Allah'la beraber olmak istiyorum. Ben Allah'ın varlığını en derinden hissetmek istiyorum. Sabır Al, insanı Allah'ı buldurur. Onu bulan neyi kaybeder ki yani? Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada günah eken ahirette azap biçecektir. Bu dünyada itaat eken, bu dünyada gayret eken, çaba eken hayır eken, infak eken ahirette Allah'ın rızasını, cenneti ve cemalullahı içecektir. İyilik yapmadan bir insan Allah'ı görüyormuş gibi hissedemez. Allah'ın kendisini gördüğünü hissedemez. Allah'ı sanki görüyormuş gibi bir ruh hali geliştiremez. Çünkü ihsanın zıttı isaettir. İsaet kötülük yapmak demektir. Bir insan bir kötülük yaptığında onun kalbinde bir leke oluşur. Bir günah daha, bir leke daha, bir leke daha, bir günah daha insanın kalbi kapkara kesildiğinde o insan Allah'ı görüyormuş gibi ya da Allah'ın kendisini gördüğü hissini zayi eder, kaybeder, yok eder, bu hissiyatı mahveder. Onun için bir insan iyilik yaptığında, insanlara hayrı dokunduğunda Allah'ın ödülüdür, mükafatıdır bu. O insan Allah'ın kendisini gördüğünü hisseder kelimenin yapısında Peygamber Efendimiz'in tanımlamasıyla böyle bir semantik anlam söz konusudur. Onun için Allah'ı bulmak, Allah'ı bilmek, O'na bağlanmak, O'na kulluk etmek sadece bizim kalbimizle Allah'ın arasında gidip gelen dikey bir olay değil, aynı zamanda kullarla bizim aramızda gidip gelen yatay ve sosyolojik bir olaydır. İyilik yapmak gerekir, iyiliğimizi insanlara aktarmak gerekir. Yani dirüş dedin, ye yedir bir gönlü ele getir. Bin Kabe'den yeyrektir bir gönlün imareti. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Bunu sağladığında insan asıl Allah'ı hisseder. Baksanıza, kıyamet günü Efendimiz buyuruyor ki Allah Adem'in çocuklarıyla konuşacak. Nida edecek. Diyecek ki, ey Adem'in çocukları, ben hastaydım beni ziyaret etmediniz diyecek ve Adem oğulları subhanallah diyecekmiş. Seni eksik ve noksan sıfatlardan tenzih edersen hastalanmazsın ki. Seni nasıl ziyaret edelim? Allah da buyururmuş ki bir kulum vardı hastaydı ve sen onu biliyordun. Ziyaret etmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulmuş olacaktın. Eme alimte enneke levuttehu levecetteni indehu. Eğer onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Allah'ı arıyorum, nerede bulacağım, ne yapmam lazım, Kabe-i Müşerrefe'ye mi gideyim, Kaf arkasındaki anka kuşunun kanadında mıdır sır, orayı mı bulayım, ne yapayım? Hayır, git hastan varsa bir yakının akraban onu ziyaret et. Hiçbir hastan yok ise, bugün bir televizyon programında gündeme geldi bu yine. Git bir hastanenin bir bakım servisine, bir yataklı bölümüne eline bir demet çiçek al, her bir yatağa bir demet çiçek bırak. Benim hiç sizden hiçbir çıkarım söz konusu değil. Allah rızası için peygamberimin sünnetini yerine getirmek için ziyaret ediyorum. Allah size acil şifalar versin, sizden dua bekliyorum deyin. Bakın hayatınızda neler değişecek. Ben bunu yaptım ve hayatımda bu değişimi bakın günlerce demiyorum. Haftalarca hissettim o feyzi, o duayı. Allah'ı bulmak istiyorsan Allah hastalarının yanındadır yani. Sonra hadis şöyle devam eder. Ben açtım, beni doyurmadın. Evet, mantıken kıyaslamada şöyle akış, hadisin akışı. Bir kulum vardı açtı, onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Ben çıplaktım, beni giydirmedin. Bak orada çırı çıplak birisi var. Onu giydirseydin sen beni de aynı zamanda giydirmiş olacaktın. Allah'ı arıyorum. Allah kainatı yaratmış, uzay yaratmış, gök adalar, Orion takım yıldızı, işte galaksiler, gök adalar falan. Allah oralarda mı acaba? Çok uzağa gitmene gerek yok. Arka mahalle var ya, arka sokakta böyle virane bir ev var. O evde yaşayan insanlar var ve muhtemelen aylardır onların boğazından aşağıya et girmiyor. Allah onların yanında. Gittiğinde Allah onların yanında bulacaksın. Ben gittiğimde Allah, Allah onların yanında buluyorum. Bulmamız gerekiyor. Adres orada. Onun için ihsan kelimesi buradan geliyor. İyilik yaptığında, ikram ettiğinde, sadece iyi olmak için değil, iyilik etmek için dünyaya gönderildiğini anladığında Allah'ı ciğerinde hissedersin. Bak adını şöyle koyalım geldiğimiz noktada. Bu dünyaya sadece mutlu olmak için gelmedik. Aynı zamanda bu dünyaya mutlu etmek için geldik. Bu dünyaya sadece sevinmek için gelmedik. Aynı zamanda bu dünyaya sevindirmek için geldik. Bu dünyaya sadece dua etmek için gelmedik. Aynı zamanda dua almak için geldik. Hayatın sırrı burada. İhsana ulaşmanın sırrı burada. Sabır. Yani bu dünya düşmeli kalkmalı bir dünya. İmtihan ediliyoruz. Şeytanla deneniyoruz. Nefsi emmaremizle, hevayı hevesimizle, içimizde zebani gibi olan içimizden canımızı okumaya namzet duygularla, dünyanın cefasıyla, dünyanın sefasıyla her daim imtihan halindeyiz. İmtihan halinde iken bir musibet geldiğinde bir günaha düşme ihtimali belirdiğinde kulluk bilincimizi korumaya, dik durmaya, günaha, şeytana, nefse teslim olmamaya, belanın ezici etkisiyle Allah'a isyan etmemeye, kulluk şuurumuzu korumaya biz sabır diyoruz. Sabrın birkaç anlamı var. Mesela musibetlere karşı sabır, musibetlerin bizi Allah Celle ve Ala isyan ettirmesine izin vermemek. Bu sabırdır. Sonra haramlara karşı sabır vardır. Haramlar cezbetmek ister, bizi istikametten çıkartmak ister. Haramların cazibesine karşı dik durmaya sabır diyoruz. İbadetler uzun bir maraton gibidir. Yani ne diyor Allah Celle ve Ala yakîn, Ölüm sana gelene kadar kulluk etmeye devam et. Namazı kılıyorsun, bugün kılacaksın, yarın kılacaksın, günde beş deva kılacaksın... Ölene kadar kılacaksın. İbadetler konusunda da ibadet bilincimizi korumaya ve geçen zaman içerisinde ibadetleri yük olarak görmemeye karşı bilincimiz de sabırdır. İbadetlere karşı sabır. Üç, bir de sabrın sosyo sosyal anlamı, sosyolojik boyutu vardır. Birbirimize karşı sabır, birbirimizin ezalarına karşı, eksikliklerine karşı sabır. Onun da insan olduğunu, onun da kusurlarının olduğunu, senin de bir insan olduğunu, senin de kusurlarının olduğunu fark etmek, idrak etmek yani, sabretmek. Şimdi diyor ki şair, mey gibi her bir haramın sekri olsaydı eğer, o ol zaman malum olurdu, mest kim, hoşyar kim. Yani adam içki içti, sarhoş oldu, baksana, yalpalayarak yürüyor. İçki ona ele verdi, İçki öyle bir günah. Peki, içki içen sarhoş oldu. E diyor ki, gıybet eden de sarhoş olsaydı, su izan besleyen de sarhoş olsaydı, anne babasına asi olan da, kalp kıran da sarhoş olsaydı, şu salonda sen dahil, ben dahil hiçbirimiz ayık değildik. Yani onu günahı ele verdi de ne var? Bizim nice günahlarımız var. Bu açıdan bakarak onu da mazur görmek, bu sabrın sosyolojik anlamıdır. Çünkü bu sabır olmadığında insanın sesi yükselmeye başlar. Ses, ses yükselince insanın ahengi, uyumu, intibakı kaybolur, huzur ve e, saadet de uçar gider. Hani Mevlana Hazretleri diyor ya sesini değil, sözünü yükselt. Otları bitiren yağmurlardır, gök gürültüleri değil diyor Mevlana Hazretleri. Yani biz ilişkilerde eşimize karşı, evladımıza karşı, annemize, babamıza karşı, kardeşimize, komşumuza karşı, öğrencimize karşı nasıl sesimizi değil de sözümüzü yükselteceğiz? Sabır bize bunu öğretiyor. Sabır bize hayatın karşısında dik durabilmeyi, dikilebilmeyi öğretiyor. Müminin durumu tarladaki başak gibidir. Rüzgar onun belini bir o tarafa bir bu tarafa nasıl evirip çevirirse musibetler, belalar da müminin böyle başından gaileler eksik olmaz. Bu dünya böyledir. La rahata fid dünya. Bu dünyada rahat yoktur. Peygamberimiz rahat görmemiştir. Onun hayatında hüzün yılı, hüzün yılları olmuştur. Bizi de bekleyen şeyler aynı şeylerdir. Sabır bu konuda bir kalkandır. Sabru <laughs> diyaun buyuruyor mesela Peygamberimiz. Sabır bir ışıktır. Mesela sabır bir şey sağlıyor. Çok enteresan. Ayeti hatırlayalım. Ya eyyuhellezine amenu sta'inu bis sabri ve sale. Ey iman edenler Allah'tan sabırla ve dua ile, namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Ne olacak peki sonunda? Ayet diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ مَا Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi ben Allah'la beraber olmak istiyorum. Ben Allah'ın varlığını en derinden hissetmek istiyorum. Allah bana şah damarımdan bile daha yakın ama ben ondan çok uzağım. Bu mesafeyi kapatmak istiyorum. Sabır bu mesafeyi kapattırıyor ve Allah seninle Allah'ı beraber kılıyor. Muazzam bir tecrübe. Allah'a yaklaştırıyor. Kalbinde herkesin arayıp da bulamadığı şeyi buluyorsun. Hani diyor ya şair, aradığım nedir benim? Kan donduran bu ayazda. Rükusuz secdesiz benim saf tuttuğum bu namazda. Kıyısında bir denizin aradığım benim Musa, sonu gelmez serzenişin. Hüznüyüm ben tıka basa aradığım her yeni de biraz eski biraz huzur dibi delinmiş gemide o gemiyi delen Hızır. Şimdilerde aradığım biraz yerdir, biraz feza. Benim gökte aradığım yerde kaybettiğim İsa. Herkes bir şeyi arıyor. Kimi İsa'yı, kimi Musa'yı, kimi Asa'yı. Herkes bir şey arıyor ama herkes Musa'yı da Asayı da İsa'yı da arayan aslında Musa'nın da Asa'nın da İsa'nın da arkasındaki mutlak hakikati arıyor. Onu nerede bulacağız? Sabırla bulacağız. Diyor ki sabret ben seninle beraberim bunu hissedeceksin. Sabır Al, insana Allah'ı buldurur. Onu bulan neyi kaybeder ki yani? Ve Allah seninle Allah'ı beraber kılıyor. Muazzam bir tecrübe Allah'a yaklaştırıyor kalbinde herkesin arayıp da bulamadığı şeyi buluyorsun. Hani diyor ya şair, aradığım nedir benim kan donduran bu ayazda? Hükûsu secdesiz benim saf tuttuğum bu namazda. Kıyısında bir denizin aradığım benim Musa, sonu gelmez serzenişin hüznüyüm ben tıka basa. Aradığım her yeni de biraz eski, biraz huzur, dibi delinmiş gemide o gemiyi delen Hızır şimdilerde aradığım biraz yerdir biraz feza benim gökte aradığım yerde kaybettiğim İsa herkes bir şeyi arıyor kimi İsa'yı kimi Musa'yı kimi Asa'yı herkes bir şey arıyor ama herkes Musa'yı da Asa'yı da İsa'yı da arayan aslında Musa'nın da Asa'nın da İsa'nın da arkasındaki mutlak hakikati arıyor onu nerede bulacağız Sabırla bulacağız. Diyor ki sabret, ben seninle beraberim, bunu hissedeceksin. Sabır, Al, insanı Allah'ı buldurur. Onu bulan neyi kaybeder ki yani? Kur'an-ı Kerim'de dil ile Allah demek zikirdir. Allah'ı düşünmek zikirdir. Kur'an zikirdir, namaz zikirdir, ibadetler zikirdir. İnsanlara eza veren bir şey yoldan kaldırmak zikirdir. Zikir, İslam'a göre bütün bunların hepsini merkez alarak tanımladığımızda, dil ile Allah demek, Subhanallah demek, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber demekle başlayan, namaz, oruç ve haş gibi ibadetleri içine alan, bize Allah'ı hatırlatan, bizim de kendisiyle Allah'ı hatırladığımız her şey, bu hedefe yönelik maddi ve manevi, akli ve kalbi, ruhi ve bedeni her eylemdir zikir. Öyle ki insanlara eza veren bir şeyi yoldan kaldırmak bile bu zikrin içerisine girer. Bir sinir ağıdır zikir, hayatın kılcallarına nüfuz eder. Cuma günü, cuma namazı için ezan okunduğunda camiye koşun, Allah'ı zikretmeye koşun. اِذَا نُودِيَ لِسَّلَيْتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Zikre koşun diyor. Peki namaz bitti, camiden çıktın. Diyor ki, فَاِذَا قُدْيَتِ السَّلَيْتُ ve مِنْ فَضِّ اللّٰهِ وَذْكُرُ اللّٰهَ Rızkının peşine düşerken bile zikri ihmal etme, mabudu, mabede, mahpus kılma. Allah'ı, Allah'a iman, Allah'a itaati, mabette hapsetme, hayata taşı, pazara taşı, çarşıya taşı, işine taşı, okuluna taşı, sınıfına taşı, bürona taşı, evine taşı taşıdığın zaman hayatın kılcallarına nüfuz ettiği zaman işte o zaman hayatımız Ramazan olur, akıbetimiz de bayram olur işte o zaman. Bir de son bir özellik olarak Peygamberimiz buyuruyor ki iman ettiğinde insanlar bir vücudun uzuvları gibi olur. İman bir sinir sistemidir, bir manevi network gibi doğudaki Müslümanı batıdaki Müslümana bağlar. Bağladığında ne olur? Kendisini onun yerine, onu kendisinin yerine koymaya başlar. Bu imanın varlığının bir kanatı durumuna gelir. Şimdi hatırlayalım o hadisi mesela. Diyor ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ diyor Peygamberimiz. Sizden birisi gerçek manasıyla iman etmiş olmaz. Ne zamana kadar? hatta يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ nefsihi Kardeşi için istediğini, kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe o mümin olmaz. Ne demek bu? Bakın iman bir sinir sistem ve iman kardeşinizin varlığını ve ihtiyaçlarını size hissettiriyor. Siz kendinize yapılmasını istediğiniz bir şeyi ona da yapmanız gerekiyor kendiniz için istediğiniz bir şeyi onun için de istemeniz gerekiyor. Kendiniz için istemediğiniz bir şeyi onun için de istememeniz gerekiyor. İman diğer gamlığı kendini onun yerine koymayı ve onu kendin saymayı öğretiyor insana. Bir de iman insana infakı öğretiyor. Tasadduku öğretiyor. Vermeyi öğretiyor. Bakın bu ibadetin içerisinde infak da vardır. Zekatlar bu ayda verilir. Fıtır sadakası bu ayda verilir. Vermeyi öğretiyor. İnfak o kadar önemli bir şey, o kadar büyük bir şey ki Kur'an-ı Kerim'de ölmek üzere olan ve Allah'la konuşan insanlardan bahsediyor Allah. Bunlar Allah'la konuşurken şunu derlermiş. Yani Rabbi <laughs> levle ile ecelin karib. Allah'ım beni biraz daha geciktirsen, canımı almasan, ruhu kabz edilmeye başlamış artık adamın. Beni öldürmesen. Niçin? فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Allah'ım infak etmek istiyorum. Senin yolunda ve salihlerden birisi olarak tekrar huzuruna dönmek istiyorum. Ölen insanların en çok hayıflandıkları mevzulardan birisi, bu dünyada iken infak etmeleri gerektiği halde cimrilik ederek yapmadıkları infaklarmış yani. Malından üç şey senindir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gerisinin hepsi varislerindir. İnsan malını varis, başkaları için toplar milyonlarım var. Kimin için? Efendimiz buyuruyor ki yiyip eskittiklerin, yiyip tükettiklerin senindir. Giyip eskittiklerin de senindir. Bir de Allah yolunda verdiklerin senindir. Giydiklerinin tamamını bu dünyadan ayrılırken çıkartırlar. Yediklerinin tamamı da toprak olur. Sadece Allah'ın huzuruna seninle birlikte gelen infakındır. Onun için Haşr suresinde Allah buyuruyor ki Feltenzur nefsumme قَدَّمَتْ ligat bir kimse ahirete önden ne gönderdiğine bir baksın. Bir adam ölür, melekler ve insanlar onun ölüsünün peşinde toplanırlar. İnsanlar melekleri görmez, insanlar kendi arasında derlermiş ki ma akharat. Melekler dermiş ki ma kaddemet. İnsanlar dermiş ki geriye ne bıraktı? O ölünün başına toplanan melekler de dermiş ki ahirete önden ne gönderdi? Şimdi dünyanın denklemi bundan ibarettir. Verebildiğimiz kadar Allah'ın katında yükseleceğiz ve yüceleceğiz. Bir hadis anlatayıp toparlayayım, bitireyim. Büyüklerden bir zat vefat ederken insanlar öyle etrafındalar, işte dua ediyorlar, dua istiyorlar falan. O zatın şöyle diyerek vefat ettiği anlatılıyor. Demiş ki, keşke tam olsaydı, keşke yeni olsaydı, keşke daha ağır olsaydı, keşke daha uzak olsaydı demiş ve vefat etmiş. Hiç kimse bir şey anlamamış ama hikmet ehli bir zat olduğu için de biliyorlar ki bir şey görüyor, bir şey kastediyor. Büyük bir merak oluşmuş. Sonra salihlerden birisi o zatı rüyasında görmüş ve sormuş. Efendim demiş vefat ederken böyle böyle söylediniz. Halk da merak içerisinde. Niçin, niçin böyle söylediniz? İzah istirham ediyoruz. Mesela dediniz ki keşke yeni olsaydı neyi kastettiniz demiş ki bir gün dışarıda kar boran fırtına var kapım çalındı bir fakir geldi titriyorum Allah rızası için giyecek bir şey dedi sandığımı açtım bir tanesi yeni diğeri eski iki tane kaftanım vardı yenisine kıyamadım eskisini verdim vefat ederken o verdiğim hırkanın kaftanın modern tabirle paltonun mükafatı sevabı bana gösterilince dedim ki keşke yenisini vermiş olsaydım Keşke tam olsaydı dedim. Çünkü bir gün yine bir kapım çalındı. Bir baktım gariban birisi açlıktan midesi beline yapışmış. Şey ennillah dedi. Allah rızası için bir şey ver. Açlıktan ölüyorum. Gittim işte kilerime. Bir baktım bir tane ekmek var. Hepsini vermeye kıyamadım. İkiye böldüm. Kendime ayırdım bir kısmını ve verdim. Vefat ederken o yarım ekmeğin sevabı bana gösterilince dedim ki keşke tam olsaymış verdiğim ekmek yani. Bir gün Sonra bir gün daha uzun olsaymış da şu bir gün bir nehrin kenarında yürürken bir baktım ki bir ama nehrin bir kıyısına öbür kıyısına geçecek ama köprüyü bulamıyor. Bir köprüye baktım. Çok da acelem vardı, bir de işime baktım, mevzuma baktım, kendi mevzuma. Allah'ım işim çok acil ama köprü de uzun ama bunu alayım da bir götüreyim, karşıya bırakayım Allah rızası için dedim. Elinden tuttuğum köprüyü geçirirken köprü bana çok uzun geldi yani. Ve o köprünün sevabı bana gösterilince vefat ederken dedim ki keşke köprü daha uzun olsaymış yani. Sonra keşke daha ağır olsaydı tahmin edebiliyorsun artık tabii manzaradan. Bir gün bir gariban, bir yaşlı, bir yüke omuz atmış, üç adımda bir yıkılıyor, götürmeye çalışıyor falan. Dedim bir omuz atayım, Allah rızası için yardım edeyim. Bir sırt verdim omuzladım, o onda o kadar ağır geldi ki ama dayandım direndim ihtiyacı olan yere kadar götürdüm bıraktım. O yükün ağırlığından mütevellit oluşan sevap bana gösterildi. Onu görünce dedim ki keşke keşke daha ağır olsaymış yani. Sevgili dostlar, bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada günah eken ahirette azap biçecektir. Bu dünyada rüzgar eken ahirette fırtına biçecektir. Bu dünyada itaat eken, bu dünyada gayret eken, çaba eken hayır eken, infak eken ahirette Allah'ın rızasını, cenneti ve cemalullahı biçecektir.